aziz iman kardeşlerimi takvalı olmaya, Allah'ın emir ve yasaklarını hakkıyla, layıkıyla riayet etmeye çağırıyorum. Ve Yüce Allah'tan niyaz ediyorum ki bu doğrultuda, bu istikamette bizlere kararlılık ihsan etsin, bizlere başarı, muvaffakiyet versin inşallah. Amin. Bizleri takva ehli kullarından eylesin. Amin. Okuduğum ayette, ey iman edenler, Allah'tan sakının ve doğrularla birlikte olun, sadıklarla birlikte olun ifadesi geçiyor. Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti Tevbe suresinde geçiyor. Şimdi ey inananlar, sadıklarla, doğrularla birlikte olun ifadesinden birliktelik neyi gerektirir? Akli olarak düşündüğümüz zaman, bir insan mantıklı olarak düşündüğü zaman, filankesle birlikte ol denildiği zaman, yani seninle o birlikte olacağın kişi farklı olmalıdır. Yoksa aynı şeye sen kendinle birlikte ol denilmez. Değil mi? Ey inananlar, sadıklarla, doğrularla birlikte olun. Demek ki bu sadıklar özel kişilerdir, şahsiyetlerdir ki onlarla birlikte olmamız, onların yanında olmamız bize Allah'ın emriyle bildiriliyor. Doğrularla birlikte olmak. Yoksa sözü geçen doğrular eğer müminlerin kendisi ise o zaman ayetin manası şu olur. Ey müminler kendinizle birlikte olun. Yani bu anlamsız bir şey. Yani kendi dilediğin gibi, dilediğiniz gibi yaşayın. Bu değildir kesinlikle. Bu ayette sözü geçen sadıklar peygamberler ve peygamber vasileleri, peygamberlerin yerinde bulunan ve Allah tarafından hidayet edilmiş olan masumiyetleri, temizlikleri, Kur'an'ın ayetiyle sabit olan ehli imamlarından başka kimse değildir. Dolayısıyla ayette açık ve net bir şekilde bizlere emrediyor Yüce Rabbimiz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmet olarak o Hazretin hak vasileri olan hakkıyla o Hazreti takip edenler Ali el-Murteza ve onun evlatları olan imamlarımızın yolunda bulunmak Kur'an'ı bir emirdir aslında bizlere. Kur'an'ın bir emridir. Ve aklın da bir gereğidir. Akıl da şuna hükmediyor, diyor ki en iyiyi seç. Hem dünyevi anlamda, biz dünyevi konularda genellikle bunu riayet ediyoruz ama mevzu din olduğunda biraz böyle gevşek davranıyoruz ne hikmetse. Dünyamız mevzu bahis olduğunda kaç yere soruyoruz, bir şey alacağız, en basit bir şey. Birkaç yerden sorup öyle en sonunda en uygun bulduktan sonra onu alıyoruz. Ama dinimiz konusunda, inancımız konusunda maalesef böyle bir araştırmaya girmeksizin direkt duyduğumuz birinden hemen alıyoruz ve bu beni kurtar diyoruz. Halbuki dinimiz konusunda daha hassas, daha uyarlı, daha seçici davranmamız gerekir. Bugün ehli imamlarından altıncısı İmam Caferi Sadık aleyhisselatü vesselamın şehadet yıl dönümüdür. İmam Caferi Sadık aleyhisselatü vesselam kimdir? Cafer, babası kimdir? Muhammed. Muhammed'in babası kimdir? Muhammed'in babası Ali, yani Zeynul Abidin. Zeynul Abidin lakabıdır bildiğiniz gibi, esas adı Ali. Zeynul Abidin'in babası kimdir? İmam Hüseyin. Hüseyin'in babası kimdir? Ali el-Murteza. Ve Ali el-Murteza kimdir? Resulullah'ın damadı. Resulullah'ın kızının, Fatıma'nın kocası. Yani Fatıma'nın evlatlarından olan, Peygamberimizin torunlarından olan İmam Caferi Sadık aleyhisselatü vesselam ve ehli imamları arasında en fazla yaşamış olan 65 yıllık
bir ömrü, bereket dolu bir ömrü olan imamımız, İmam Caferi Sadık Aleyhisselatü Vesselam şehadet yıldönümüdür. Dolayısıyla birkaç kelam bu hazretle ilgili konuşmamız isabet olacak diye düşünüyorum. Hicri 83 yılında Medine'de dünyaya geliyor İmam Caferi Sadık Aleyhisselatü Vesselam. Ve yaşadığı dönemi göz önünde bulundurduğumuzda İmam Muhammed Bakır ve İmam Caferi Sadık, bu iki imamımızın yaşadığı dönem Emevi hanedanının artık çöküş dönemi ve Abbasi hanedanının, Abbasi saltanatının kurulma aşaması. Dolayısıyla bu dönemde doğal olarak Ehl-i imamları üzerinde, Ehl-i dostları üzerinde biraz baskı, bir nebze olsun azalmıştı. Resulullah'tan sonra hep Ehl-i Beyt baskı altında kalmış, eziyet edilmiş, sözleri, söylemleri, hadisleri duyurmaması için gerekli her türlü tedbir alınmış. Yani biliyorsunuz ben İmam Hüseyin döneminde artık zirveye ulaşmıştı. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şehadeti yeri, köyü, dağı, taşı, her şeyi ağlatmıştı. Böylesine bir baskı döneminden geçen Ehl-i imamların bir nebze olsun üzerindeki o baskılar, o otorite gevşeyince, zayıflayınca ne yaptılar? Bunu fırsata dönüştürdüler. Resulullah'ın o ilmini, irfanını, gerçek İslam'ı öyle diyen. İki türlü İslam vardı. Bir gerçek İslam ki Ehl-i Beyt'in temsil ettiği İslam'dır. Fî buyûtin edinallah en turfe. O yüceltilmiş olan evler, o vahyin indirilmiş olduğu evler, Hazreti Ali'nin evi, Fatıma'nın evi, Hasan'ın evi, o evler elbette ki İslam'ın tam anlamıyla yaşandığı, yaşatıldığı evler. Onların temsil ettiği o halis, arı, duru, saf İslam. Bir de o dünyevi ihtiraslarıyla dini keyiflerine, nefislerine uydurmuş olanların uydurup kıytırık dinleri. Ki bugün de devam ediyor dünyasına göre. Filan şey mesela adamın hoşuna gelir. Hatta düşünün, şarap hoşuna gelir, onu esnetiyor, kurbanın hükmünü esnetiyor ve nebiz helaldir diye fetva verilir diyor ve o şekilde. Veya kurbanda mesela nedir? Sadece eğitimli köpeklerin tazı diyoruz biz. Onların avladıkları mesela yenilir. Bu çıkıyor kurbanın açık hükmünde. Ama adam nedir? Şahinle, kartalla, bunlarla avlanır. Hoşuna gelir. Şeyhülislam'a baskı yapıp fetva verdirir. Nedir? Tamam, bunların da avladığı helaldir. Yani keyfine uygun bir din oluşturur. Düşünün ki Muvatta kitabı Mansur'un baskısıyla sipariş üzerine yazılmıştır. Madem ki bu Muvatta eseri. Yani zorla baskıyla hakimlerin, yöneticilerin kendi nefislerine dine uyamıyorlar ya, dini kendilerine uyduruyorlar. Böyle bir şey. Böyle bir bilgi var. Bir de İmam-ı Caferi Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın o ehli ekolünün temsil ettiği bu saf İslam. Dolayısıyla İmam-ı Caferi Sadık böyle bir dönemde yaşadığı için bu dönemi, yani o baskının nispeten azalmasını fırsata dönüştürdü ve İslami ilimleri yaydı. Gerçek İslam'ın o marifetini, bilgisini öğrendi, bir medrese, bir okul oluşturdu, tabir deyim yerindeyse. 4000 kişi, 4000 öğrencisi olan bir imamımız. 4000 kişi, Gale Sadık demişti, Gale Cafer demişti. Cafer Sadık öyle buyurdu, Cafer Sadık öyle söyledi. 4000 öğrenci, bunların içerisinde Zürare gibi, bunların içerisinde Emani bin Tehlif gibi gerçekten böyle büyük şahsiyetler yetişmişti. Yaşadıkları dönemin büyük alim ulemasından olan, bazen hatta zındık
sırtlar Allah'ı inkar edenler özellikle bu dönemde yayılmış Yunan felsefesinin de İslam coğrafyasına girişi ve o eserlerin Arapçaya tercüme edilişi böyle bu vesileyle birçok ateist insan yani zındıklığı tehdit ediyor, zındıklığı yaymaya çalışıyorlardı. İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'la tartışmak istediklerinde İmam böyle öğrenciler de onları yönlendiriyor. Diyordu ki, gidin mesela Zübare ile tartışın. O sizi ikna edecek. Benim de şirketmenize gerek yok. Böylesine büyük şahsiyetler yetiştirdi İmam Caferi Sadık Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bugün Ehl-i Beyt, Ehl-i Sünnet ekolünün imamları da direkt olarak şekilde İmam Sadık'ın öğrencileridir. Ebu Hanife kendisi diyor, Ebu Hanife'den naklediyor bu sözü. İmam Caferi Sadık Müslümanların en bilgilisidir, en bilgilidir. Ve yine diyor ki, eğer levla senekan leheleken mu'man, eğer o iki yıl İmam Caferi Sadık'ın yanında okuduğum iki yıl olmasaydı ben helak Malik bin Enes diyor ki, İmam Caferi Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ı ne zaman görsem şu üç durumdan bir üzereydi. Ya oruçluydu, oruç halindeydi, ya namaz halindeydi, rükuda secdede yanındaydı veya zikir halindeydi. Dolayısıyla imamın ilmi ve manevi şahsiyetinin azametini hatta Ehl-i Sünnet'in mezhep imamları da dile getirmişlerdir. İmamın Ebu Hanife ile olan bir şeyi var, arasında geçen bir münazara var, onu anlatmakta fayda var. Naklediyor ki, Ebu Hanife işte geldi, İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'la görüşme talep etti. Hazreti kabul etmedi, dedi yok şu anda müsait değil. Çıktı, kapının eşiğinde oturdu, bekledi. Küfe'den bir heyet geliyor, İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmek üzere İmam onlara müsaade ediyor bu heyetin içeri girmesine. Ebu Hanife de bunların arasına karışıp içeri giriyor. İçeri girip oturuyor ve başlıyor İmam Sadık Aleyhisselam'a soruyor. Diyor ki işte ey Resulullah'ın evladı Küfe'de şu anda 10.000'den fazla insan vardır ki bunlar sahabe hakkında uygunsuz sözler söylüyorlar. Çok yakışıksız sözler söylüyorlar. Sizin oraya bir temsilci göndermeniz icap etmektedir. Oraya bir temsilcinizi gönderin de onları uyarsın. İmam ona tek cevap verdi. Dedi ki onlar beni dinlemezler ki. Ya nasıl sizi dinlemezler? Siz Resulullah'ın evladısınız. Sizin sözünüz Resulullah'ın sözü sayılır. Dedi ki yok onlardan biri de sensin dedi. Ben sana izin vermediğim halde evime girdim. İzin vermemişsin ama girdim içeri. İzin vermediğim halde oturdum. İzin almadan konuşmaya başladım. Hanife ne diyeceğini şaşırıyor. Sonra diyor ki sana bir soru sorayım. Duyduğuma göre kıyas ile amel ediyormuşsun. Bugün maalesef Ehl-i Sünnet'in mesela ilahi hükmü elde etme metodlarından, yollarından biri kıyas. Bu hüküm buna benziyor, dolayısıyla bunun da hüküm budur. Mesela bir örnek, nedir? Anne sütü, iki çocuk bir anneden süt içerse birbirlerine mahrem olur. Mesela. Değil mi? Bazı kardeşim. Peki bunun miktarı nedir? Bunun miktarı esasen bu Kur'an'a göre, Ehl-i Beyt'e göre, Ehl-i Beyt'in iddiasında, görüşünde o kadar fazla içmeliler ki bu sütle et ve kemik oluşacak ölçüde, yani biraz fazla içmeli veya 14-15 kez ard arda içmeli. Yani bir ölçüsü var nihayetinde. Ama nedir? Bunu mukayese ediyor. Mesela kıyas ediyor. Diyor ki efendim, şarabın mesela bir damlası da haramdır, bir vareli de, bir fıçısı da haramdır. Süt konusunda da bir damla da içse mahrem olurlar, bir vareli de içse. Halbuki ne alaka? Yani bunun ne alakası? Bu tarzda yani anlaşılması açısından diyor. Kıyasla hüküm çıkarır.
İmam Sadık Aleyhisselam diyor ki, duyduğuma göre sen kıyas ile fetva veriyorsun, doğru mu? Evet. Yazıklar olsun sana dedi. Kıyasla hükmeden ilk şahsiyet, ilk kişi iblistir. İblis kendisiyle Adem'i mukayese etti. Dedi ki, ben ondan daha üstünüm. Derin şu, mukayese etti kendi yaratılışını Adem'i yer. Benim unsurum ateş, onun unsuru çamur, toprak. Ateş çamurdan üstündür, bu halde ben üstünüm. Kıyas, mukayese. Ve Allah'ın dergahından kovuldu, kıyamete kadar lanet derinlerden. Ondan sonra bu kıyasın nasıl batıl olduğuna dair imam birkaç soru soruyor Ebu Hanife'ye. Diyor ki, sana birkaç sorum var. Şunu söyle, haksız yere insanı öldürmek mi bunun vebali mi büyük, yoksa zina etmenin mi vebali büyük? Ebu Hanife direkt cevap veriyor, tabii ki haksız yere adam öldürmek. Peki, kıyas neye gerekir? Dikkat edin. Neden bir katili ispat etmede iki şahit yeterli ama bir zinayı ispat etmede kaç şahide gerek var? Dört şahit. En az dört şahit olsun. Halbuki kıyas bunun aksini gerektirir. Öyle değil mi? Mukayese madem kıyasla hüküm verilecekse. Bu bir. Sana göre bir diğer soru. İdrar mı daha necis? Meni mi? Dedi ki tabii ki idrar daha çok necis. O halde kıyas idrar ettiği zaman insanın usul almasını gerektirmez mi? Ama tam tersi, idrar geldiğinde usul vacip değil. Meni geldiğinde usul vacip. Diğer soru. Yani kıyasın batıl olduğunu ispat noktasında. Bir diğer soru. Kadın mı daha zayıf, erkek mi? Kadın daha zayıf. Peki, miras konusunda zayıfı güçlendirmek için zayıfa gerek daha çok pay verirler, öyle değil mi? Kıyas bunu iktiza eder. Kadına gerek iki pay verir, erkeğe bir pay. Halbuki mirasta nedir? Lillâke'l mislü haddi unfeyn. Erkeğe iki pay verir, kadına bir pay verir. Bu da bir başka değil, kıyasın batıl olduğu noktasında. Bir diğer husus, bir kişi eğer 10 dirhem çalacak olursa onun elinin kesilmesine, tabi bir takım şartlar var, elinin kesilmesine hükmedilir, öyle değil mi? Evet. Oysa bir kişi, diyelim ki kasten birinin elini kesti. Onun diyeti ne kadardı? Bir elin diyeti ne kadardı? Bir elin diyeti 500 dirhemdir. 500 dirhem. Bu nasıl bu piyasa uyuyor? 10 dirhem çaldığı için el kesiliyor. Halbuki nedir? Bir normalde kasten birinin elini kesmenin diyeti 500. Ya bunlar dikkat ederseniz hiçbir piyasa uymuyor. Ve son olarak imam ona aslında çok önemli kilit bir noktayı sordu. Dedi, duyduğuma göre şu ayeti Tekasür suresinde geçen bir ayet var. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ Kıyamet günü kesinlikle nimetten sorgulanacaksınız mealindeki ayeti. Duyduğuma göre bu ayeti şu şekilde yorumluyorsun. Diyorsun ki kıyamet günü biz işte burada kastedilen nimetten maksat lezzetli yemekler, o serin soğuk sulardır. Bunlardan dolayı, yani yediğimiz o lezzetli yemeklerden dolayı Allah bizi sorguya çekecek. Öyle mi? Öyle tefsir ettiğini duydum. Veya içtiğimiz o serin içeceklerden dolayı Allah bizi o nimetlerden sorguya çekecek. Öyle mi? Ebu Hanife dediler. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu ki Allah cimri mi ki bir tane yemeğin hesabını, bir tane verdiği suyun, bunların, yani maddi nimetlerin hesabını soracak kadar cimri bilir. Ebu Hanife kaldı. O zaman nedir? Bu kastedilen nimet nedir? İmam
işte noktayı koydu. Buradaki nimetten maksat